Eylül Mehmet Rauf Suat ile Süreyya 5 yıllık evlidirler. Suat ve Süreyya'nın yanı sıra kardeşi Hacer ile eşi Fatin anne babalarıyla geniş aile olarak kışları İstanbul'daki konakta, yazları yazlarıysa yakın bir banliyöde dededen kalma bağ evinde yaşamaktadırlar. Süreyya Yaz gelince bu bağ evine gitme işine katılmakta param olsa bir gün bu tozlu ve meşakkatli yere gelmez ya Boğaz'da bir yalı ya da adalarda bir yazlık ev tutar. Tüm yazı orada geçirirdim diye anne ve babasına sitemde bulunurdu. Ona kalsa bu bağ evine gitmeyecek ama yazları konakta da yaşanamayacağına göre ehveni şer mantığıyla bu yazlık köşke geliyor fakat söylenmekten de geri durmuyordu. Çünkü kalemden aldığı maaşla boğazda ya da adalarda bir ev tutma imkanı yoktu. Süreyya ve Hacer'in kuzeni Necip yazın bağ kışında konağa belli sıklıkta gelip yatılı misafir olarak zaman zaman kalırdı. Necip Bekar olduğu için Beyoğlu'ndaki tüm eğlence mekanlarına takılır. Anlaşıldığı kadarıyla oralarda bulduğu kadınlarla kısa süreli beraberlikler yaşar, evlenmekten uzak dururdu. Bunun nedenini evlenecek zekada ve namusta bir kadın bulamamaya bağlayıp yakınarak kendi durumunu açıklamaya çalışırdı. Suat kocasının boğazda bir ev tutma fikrine bir türlü anne ve babasını ikna edememesi üzerine kendi annesine haber gönderip böyle bir ev için yetecek kadar para istemiş ve bu parayı almıştı. Para gelince hemen Necip ile Süreyya birlikte gidip bu küçük ailenin yaşayabileceği bir ev tuttular. Necip de bu evin değişmez misafiri olmalı ve sık sık ziyaretlerine gelmeliydi zaten de öyle olmuştu. Necip, yaşıtı olan kuzeni Süreyya ile kardeş gibiydi. Süreyya evlendikten sonra da bu aileyi sık sık ziyaret eder. Yazları bağ evine gittiklerinde o da pek sevmediği bu yere daha seyrek uğrardı. Şimdi yeni mahallede tutulan yalının belki de tek ziyaretçisi olmuştu. Necip bu ailenin ziyaretlerine gidip geldikçe kuzeninin eşi Suat'a çok saygı ve sevgi duyuyorken bir baş başa sohbet esnasında Suat'ın nasıl biriyle evlenmek isterdiniz sorusuna sizin gibi birisiyle yanıtını vermiş ve Suat'a olan hayranlığını dile getirmişti. Daha sonra da Necip belli etmese de Suat'a olan hayranlığı ilerledi, büyük ve gizli bir aşka dönüştü. Kavuşma ve bir araya gelme umudu olmayan bu aşkın Necip açısından bir nişanesi olarak Suat'a ait bir çift eldivenin tekine gizlice almıştı. Yalnız başına kaldığında Suat'ın eldivenini öpüp koklayarak aşkının anısı ile teselli buluyordu. Necip bu imkansız aşkın elinde bir hasta gibi dolaşırken Boğaz'daki bu evden mümkün olduğu kadar uzak durmaya da çalışıyordu. Onların ziyaretlerine gittikten sonra evden İstanbul'a gitmek için ayrılıyor fakat o eve en yakın otel olan Tarabya Oteli'nde kalıyordu. Suat'ın yakınında onun soluduğu havayı teneffüs etmek Necip için bir ibadetti. Yalnız Suat da Necip'i görmekten tuhaf bir zevk aldığını belli etmeye başlamıştı. Ama Suat'ın ahlak anlayışı bir adım ileri gitmesine engeldi. Necip bir süre sonra arkadaşlarının evine gelmez olunca Süreyya onu merak etti. Necib'in Tifo'ya yakalandığını ve Süreyya'ların kışlık konaklarında dinlendiğini öğrenince karı koca hem ailelerine hem de Necib'i ziyarete gittiler. Konakta Hacer, Suat'a Necib'in hastalığı esnasında ateşler içerisinde yatarken bir kadına ait eldivenle bir insanla konuşur gibi konuştuğunu ve Necib'in bu gizli aşkının kim olduğunu iyileştiğinde çok öğrenmek istediğini söyler kısa süre önce kendi eldiveninin tekinin kaybolduğunu hatırlayan Suat, Necip'in gizli aşkının kendisi olduğunu böylece öğrenmiş olur. Bir süre sonra Necip iyileşip arkadaşlarının evine uğradığında artık iki aşık gibi ama son derece ölçülü davranışlarla bir arada bulunmaya başlarlar. İki taraf da tamamen ruhlarıyla bir aşk yaşamaya ama fiziksel olarak birbirlerinden uzak durmaya başlamışlardır. İşte karşılıklı ruhlarla yaşanan bu zaman bir eylül ayıdır, sonbahardır ve bu evin yazlık oturum süresinin son günleridir. Suat anılarının olduğu bu yazlık evi boşaltmak istemez. Süreyya ise sanki bir şeyler sezmiş gibi son günlerde kışın da kalabiliriz dediği Üçlüce balığa çıktıkları, bentlere, korulara gittikleri bu küçük yalıyı diğer ikisinden daha çok sevdiği halde aniden kararını değiştirmiş ve hemen boşaltmak, kışlık konağa gitmek istemektedir. Süreyya'nın bu konuda oldukça kaba tavırlarla evi acilen boşaltma kararına uyup İstanbul'a dönerler. Konağa Süreyyalar'ın dönmesiyle Necip'in de ortaya çıktığını ve daha sık gelmeye başladığını gören Hacer, Suat'la Necip arasında bir aşkın varlığından şüphe etmeye başlar. Suat, bu dedikoducu görümcenin diline düşecek yüce aşkın kirlenmesinden çok korkar. Konakta kısa süreli bir baş başa kalışta Necip, Suat'a olan aşkını dayanamayarak dile getirir. Suat'a hastalığı sürecinde ateşler içerisindeyken konuştuğu, aşkını defalarca ilan ettiği söylenen eldivenin kendisine ait olduğunu ve daima kalbinin üzerinde taşıdığını söyler. Suat da diğer tekinin kendi kalbi üzerinde muhafaza edildiğini itiraf eder ve koynundan çıkardığı eldiveni Necibe teslim eder. Necip Suat'tan eldiveni alırken ilk kez bir fiziki temas gerçekleşir ve onu ellerinden öper. Sonra da gözlerinden öperek vedalaşır. Suat'ın bu sonu olmayan imkansız aşk yüzünden daha fazla acı çekmesini önlemek amacıyla Necip, Beyoğlu'ndaki eski günlerine döner ve her gün başka kadınlarla gününü gün ettiği yalanlarını Süreyya kanalıyla Suat'a duyurulacağını bilir ve böylece kendisinin sevilen değil nefret edilen birisine dönüşmesini bekler. Suat bu şekilde yaşayan bir sevgilisi olduğu için çok üzülür. Sonuçta iki taraf da bu aşk yüzünden acı çekmeye devam ederler. Necip Halasının konağının bulunduğu bölgede büyük bir yangın olduğunu duyar ve yangın yerine gelir. Vakit gece olduğu için tüm ev halkı güçlükle evi terk eder ama Suat bulunamaz. Yangın yerinde bir deli gibi Suat'ı arayan Necip, Süreyya ile keşif yaparken Suat'ın içeride olduğunu anlayınca Süreyya ile hızla alevlerin arasına dalar. Fakat durumun imkansız olduğunu gören Süreyya geri döner. Necip ise Suat'ı kurtarmak için hızlı alevlere dalar ve iki aşık birlikte yanarlar.